Titanikler, tekrardan hoş geldiniz. Siz oyladınız ve ben yine sizin için araştırıp video hazırladım. Sayenizde 200.000 aboneyi de geçtik. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Açıkçası tarih ve sosyal bilimler üzerine bir kanalın YouTube Türkiye'de bu kadar kısa sürede 200.000 aboneye ulaşması beni de şaşırttı. Çünkü genelde mizah, oyun ve vlog kanalları trendlerde yer almakta. Buna rağmen sayenizde istediğim o bilgiye aç ve sürekli araştıran kitleye de ulaştığımı düşünüyorum. Like atan ve yorum yapan parmaklarınız dert görmesin. Bu videoyu hazırlarken kullandığım temel kaynak İlkin Başar Özal'ın Amerikan İç Savaşı kitabı oldu. Videoya başlamadan önce açıklamaya bıraktığım sosyal medya hesaplarıma da göz atarsanız sevinirim. Lafı fazla uzatmayalım ve hadi konuya dalalım. 1783'te sona eren ve İngilizlerle 13 koloni arasında süren savaştan sonra yeni bir devlet, yeni bir siyasal yapılanma Amerika kıtasında doğdu doğmasına ama Amerika çok yeni bir ulustu ve Washington'daki merkezi hükümet daha tam olarak tüm kıtaya hem otoritesini yaymış değildi hem de 13 koloninin ne ekonomik altyapısı ne de coğrafi olarak sıkıştığı Mississippi Nehri ve Atlantik kıyısı bu yeni devletin ayakta kalması ve sürekli Avrupa'dan aldığı göçü karşılaması için yeterli değildi. 19. yüzyılın başlarında New York'tan Charleston'a postalanan bir mektubun ulaşması 20 gün sürüyordu. Oysa sadece birbirlerinden 1350 kilometre uzaktaydılar. 1801'de Thomas Jefferson isimli abimiz Amerikan başkanı oldu ve Jefferson abiye göre Amerika Birleşik Devletleri ayakta kalmak istiyorsa batıya doğru genişlemeli ve bu sayede çok daha fazla kaynağa erişim elde edip nüfusunu da kıtanın içlerine doğru yaymak zorundaydı. Fakat bu genişleme konusunda çok fazla endişe vardı. Mesela yerli Amerikalıların varlığı ya da halihazırda 13 koloninin etrafını çeviren İngiliz, Fransa ve İspanyol sömürge toprakları. Fakat Jefferson Avrupa'da süren koalisyon savaşlarını lehine kullanmasını bildi. Öncelikle Mississippi Nehri'nin güneydeki ağzına ulaşılmalıydı. Jefferson, Napolyon Bonaparte Reis'e New Orleans'ı satın almak için temsilciler gönderdi. Napolyon ise boğazına kadar savaşa battığı için Amerikan tarafını bile şaşırtacak bir cevap verdi. Tüm Louisiana bölgesini 15 milyon dolara Thomas Jefferson abiye sattı. ABD neredeyse bir gecede topraklarını iki katına çıkarmış oldu. 1812'de İngilizlerle tekrar çıkan savaş ile de beraber Amerikan hükümeti hem Amerikan devriminde çözülmeyen birçok sorunu İngilizlerle çözmüş, uluslararası ticaret ağında İngilizlerin baskısından kurtulmuş ve yine İngilizlerin Amerikalı yerleşimcilere karşı silahlandırıp desteklediği Kızılderili sorununa bir nebze olsa çözüm getirmiş oldu. 1812 savaşı esnasında savunma amaçlı eyaletler arasında yollar, kanallar ve fabrikalar inşa edilmeye başlandı. Savaş sonrasında ise yeni ele geçirilen toprakların bayındır hale gelmesi için hızlıca özel yatırımcıları kendine çekti. Çünkü alan boştu, yatırım yapılabilecek sektör çoktu. Bu da özellikle 1830'lardan sonra ABD'de hızla büyüyen bir ticari pazara yol açtı. Özellikle 1850'lere gelindiğinde gelişen teknolojiyle beraber ABD'de pamuk, tütün ve demir-çelik sanayi patlaması yaşanıyordu. Fakat bu ekonomik gelişme çok derin bir ekonomik ayrışmaya sebep oldu. Güney çok büyük tarım plantasyonlarında köle iş gücü sayesinde ürettiği tarımsal ürünle kendini geliştirip ayakta tutarken, kuzey çok daha fazla sanayileşmiş, buna bağlı olarak da söz konusu emek olduğunda vergili iş gücüyle ekonomik faaliyetlerini sürdürüyordu. Fakat Güney sanayileşmiş olmamasına rağmen 1850 yılına kadar Güney'in pamuğu ABD ihracatının %50'sini oluşturuyordu. 1819'da köleci Missouri'nin de eyalet olmak için başvuru yapmasıyla beraber ABD senatosunda 11 köleci ve 11 köleci olmayan eyaletle bu iki grup dengeye oturmuştu. Evet, federal hükümet köleciliği yasaklamak için elinden geleni yapıyor. Misyonerler ve cumhuriyetçilerden taraf olan gazeteciler köleciliğin nedenli büyük bir günah olduğuna dair sürekli propaganda yapıyordu. Fakat Güney'in tepesine esas attıran olay 1828 ve 1832 yılında Amerikan hükümetinin çıkardığı iki gümrük yasası olacaktı. Kuzeyle ve Orta Batı ile istediği ticari hacme ulaşamayan Güney eyaletleri ürettikleri pamuğun neredeyse %75'ini Avrupa'ya satıyor, karşılığında gerekli ihtiyaçlarını yine çoğunlukla Avrupa'dan temin ediyordu. Fakat ithalat için gelen ek gümrük vergileri Güney'in ekonomik anlamda elinin çok daha zayıflamasına yol açacaktı ki İlk isyan girişimi de bu ek gümrük vergileri yüzünden çıktı. Güney Carolina ilk bir kafayı kaldırdı fakat yalnız bırakılınca geri adım attı. Kısaca Kuzey, Amerikan sanayisini korumak için daha korumacı bir ekonomi isterken Güney, daha merkezin karışmadığı liberal bir ekonomi istiyordu. Ardından 1846'da Meksika ile savaş geldi. Savaşı kazanan ABD, Teksas'ı ilhak etti. New Mexico, Nevada, Arizona ve Kaliforniya eyaletlerini oluşturan topraklar 15 milyon ABD doları karşılığında ABD'ye bırakıldı. Federal hükümetin kontrol ettiği topraklar büyüdü. Kontrolü zorlaşıyor. Her yeni eyaletin katılımıyla bu eyalet köleci bir eyalet mi olacak yoksa kölelik karşıtı bir eyalet mi olacak mevzusu sürekli senatoda alevleniyordu. Cumhuriyetçiler kölelik karşıtı kuzeyde etkin olup senatoda kölelik karşıtı kanunları geçirmeye uğraşırken demokratlar merkezi hükümetten daha özerk bir yapıda olmak ve yerelde işlerine karışılmasını pek istemiyorlardı. Yani cumhuriyetçiler ile demokratlar bugünkü Amerikan siyasetinin tam tersi kutbundaydılar. Günümüzde cumhuriyetçiler federal hükümetin merkezileşerek eyaletlerin işine aşırı burnunu sokmasına ve sanayiyi ülke dışına taşımasına karşıyken, demokratlar daha merkeziyetçi takılmakta, günümüzde cumhuriyetçiler vatandaşlığı ve bireysel hakları tıpkı 1800'lerin demokrat güneyi gibi mülk sahipliği üzerine kurarken, günümüzde demokratlar merkezi hükümetin yaptığı kanunlar üzerine kurmakta. Ki zaten gerçek Amerika New York, Jersey, Boston falan değildir abi. Gerçek ABD kültürü Orta Batı ve hala daha güneydedir. Kapitalizm genelde Batı kıyılarında bu American Culture dediğimiz kavramın üstüne iyice örtmüştür. Ben özgür olacağım, mülk edineceğim, batan güneşe karşı at sürüp kolt tabancamla dolaşacağım, sarışın hatun bulup 5-6 çocuk yapacağım, çiftlik evinde yaşayacağım gibi bir derdiniz varsa gitmeniz gereken özellikle aşağı güney ve orta batıdır tabii paranız varsa. Kuzeydeki sosyolojik durum çoğunlukla göçmenlerden oluşmakta ve lokomotif sanayi iyice oturduğu için kapitalist düzenle ilerlemekteydi. Örneğin New York 1850'lerde çoktan bir metropol haline gelmişti. Ayrıca orta batı ile de tren yolları vasıtasıyla organize bir ticari ağ oluşmuştu. Fakat güneyde göçmenler yoktu. Çoğunlukla ailesi Amerikan Bağımsızlık Savaşı'ndan önce dahi orada olan beyazlardan oluşmaktaydı. Hala daha plantasyonlar üzerinden tarım ekonomisiyle işler yürüyordu. Fakat zenginlik kuzeydeki kadar dağılmamış, nüfusun çok küçük bir bölümü zenginliği kontrol ediyordu. Buna bağlı olarak da ancak nüfusun yine küçük bir bölümü aslında köle sahibiydi. Geri kalan çoğunluk beyazlar, küçük toprak sahibi özgür çiftçilerdi. Peki buna rağmen neden güneydeki bu küçük özgür çiftçiler de kuzeyin kölelik karşıtlığına karşı durdular? Adamın kölesi yok ama görünürde kölelik yanlısı. Çünkü mevzu sadece kölelik değildi de o yüzden. Kölesi olmayan güneyli küçük toprak sahipleri için esas mevzu yaşam tarzıydı. Şimdi adam ailesiyle birlikte çiftliğinde yaşıyor. Parayla da pek fazla işi yok. Takas ekonomisi üzerinden işlerini hallediyor. Kendi kurallarını da çoğunlukla kendi mülkü ve diğer mülk sahipleriyle beraber koyuyor. Federal hükümetin yani kuzeyin istediği kanunlar, vergili iş gücü, sanayileşme ve kapitalizm güneye inerse adamın özgür yaşamı alt üst olacak. En basitinden yeni göçmenler gelecek, yaptığın tarım sana yetmeyecek ve işsiz kalma korkusu başlayacak. Köle sahibi olan büyük toprak sahipleri için de mevzu belli, zaten ekonomik. Son olarak biz köleleri serbest bırakırsak ya bize saldırıp öldürürlerse korkusu da var. Özetle Amerikan İç Savaşı'ndaki mevzu sadece kölelik değil, daha kapitalist kuzeyle daha gelenekçi güneyin arasında yaşanan sürtüşmelerden kaynaklıydı. Ki iç savaş başlamadan çok önce eyaletlerde bunun kavgası siviller arasında da başlamış ve zaman zaman silahlı olaylara kadar uzanmıştı. Hatta Kansas'ta kölecilik yasası ile ilgili seçimlerde millet birbirini vuruyor. Buna da Bleeding Kansas olayı deniyor. 1861 yılına geldiğimizde federal hükümet seçimlerinde cumhuriyetçi aday Lincoln seçimi kazandı. Fakat bu seçim tam bir zafer değildi. Çünkü Güney Abraham Lincoln'e neredeyse hiç oy vermemişti. Buna rağmen Kuzey'in artan göçle beraber nüfusunun daha fazla olması Lincoln'un zafer kazanmasını sağlamıştı diyebiliriz. Lincoln seçilmeden önce ilk etapta kölelik mevzusuna daha ılımlı bakmaktaydı. Yani köleliğin tamamen kaldırılmasından ziyade Güney ve Kuzey arasında bir uzlaşma zeminine oturtulmasından yanaydı. Ancak olaylar artık uzlaşma zeminini çoktan geçmişti. Batıya genişledikçe problem daha da büyüyor. Kuzey zenginleştikçe hem ekonomik hem de kültürel olarak Güney'e baskıyı arttırıyordu. Bunun üzerine Güney eyaletleri Lincoln seçildikten sonra federal hükümetle yaptıkları eyalet sözleşmesindeki maddeye dayanarak ayrılmaya karar veriyorlar. Ki yani ayrılmaları gayet de hukuksaldı. Bunun üzerine cumhuriyetçilerin baskın olduğu federal hükümette diyor ki ayrılamazsınız kanka. Nereye ayrılıyorsun? Gel la buraya. İlk etapta mevzu yine politika ile çözülmeye çalışılıyor. Çünkü aşağı güney kararlı fakat yukarı güney eyaletleri kararsız. Onları da kışkırtmadan tehdit ve politik manevralar ile çözmek istiyor merkezi hükümet. Fakat merkezi orduda bulunan güneyli subaylar hemen istifa edip güneye gitmeye başlıyor. Buna karşılık kuzeyde güneyde bulundurduğu kendi garnizonlarını bölgeden çekmiyor. Mesela Charleston limanında hala birlik askerleri duruyor veya kaleler boşaltılmıyor. Bunun üzerine güney yani konfederasyon Charleston limanına hakim olan Sumter kalesine saldırıyor ve savaş başlıyor. Ki güneyin ilk saldırıyı yapması kuzeyin işine geliyor. Çünkü sanayileşmiş demokratik toplumlarda milleti savaşa ikna etmen zordur. Güneyin bu hamlesi kuzey eyaletlerini savaş için kızdırıp ikna ediyor. Buna başka bir örnek Pearl Harbor'u hatırlayın. Devam edin. Agalar, istatistiki olarak kuzey hep üstündü. Çünkü kuzey kadar üretim kapasitesi yoktu güneyin. Mesela ülkede üretilen silahın %97'sini zaten kuzey üretiyordu. Güneyin nüfusu 9 milyon, kuzeyinki ise 22 milyondu ki güneyin 3,5 milyonu zaten köleydi. Yani savaştıramazsın. Donanması daha zayıftı. borçlanabilme kapasitesi daha azdı. 1860'larda hali hazırda Avrupa'da da kölelik yasaklanmış olduğundan kendine uluslararası yardım bulma potansiyeli de çok daha azdı. Fakat Güney'in bu savaşı aktif savaş alanında devam ettirebilmesinin 3 temel nedeni vardı. 1. Amerika çok büyük ve güneyde tren yolu az olduğu için ordu sokup ilerletmesi zor. 2. Güneyli generaller savaşın geneline baktığımızda kuzeyli generallerden çok daha yeteneklilerdi. Mesela Potomac ordusunun başında McClellan diye bir general var. Herif bir türlü saldırmıyor. Sürekli Lincoln'le kavga edip duruyorlar. Aşırı ihtiyatlı davrandığı için güney tarafından habire püskürtülüyor. Fakat güneyli general Robert Edward Lee öyle değil. Daha atılgan. Hatta adamlar bir ara kuzeyi işgal ediyor. Yani güney tüm savaşı savunmada geçirmiyor. 3. Güneyli askerler kuzeylilere göre göçmen olmadıkları için ve daha gelenekçi kafada oldukları için adamların savaş motivasyonları vatanı koruyor abi üzerine kurulu. Fakat savaş ilerledikçe kuzeyde de bu durum maceracılıktan çıkıp bir prensip meselesine dönüşecekti. Ama iki tarafında bilmediği ve önemsemediği çok acı bir gerçek vardı. O da gelişen savaş sanayisinin nelere yol açabileceği. Zaten bu açıdan Amerikan İç Savaşı dünya savaş tarihinde de birçok şeyin ilkinin gerçekleştiği veya modern askeri bilimlerin kurumsallaştığı bir uygulama sahasına dönmüştü. İlk etapta iki tarafında kamuoyunda bu savaş kendini göstermek için bir fırsat olarak değerlendirilen politik bir olay gibi görüldü. Hatta size daha ilginç bir şey söyleyeyim. Zorunlu askerlik yasası çıkıncaya kadar her iki tarafta da alaylar yerelde gönüllülerden oluşturuluyor ve askerler kendi subaylarını oy vererek seçiyor. Yerelde zengin ve nüfuzlu kişiler kendi ceplerinden para verip kendi kafalarına göre alaylar oluşturup kendilerine bir politik kariyer inşa edecekleri düşüncesiyle merkezi orduya eklemleniyorlardı. Kor general rütbesine kadar baya subaylarını oy verip seçiyorlardı. Söz konusu siviller olduğunda da halk bağımsızlık savaşından beri hiç uzun soluklu savaş görmemişti. Savaş denilen şeyi romanlardan ve gazete haberlerinden süslenmiş bir şekilde okuyup öğreniyorlardı. Bu durumda çok saçma olaylara yol açacaktı. Mesela 1. Bull Run Muharebesi buna çok iyi bir örnektir. Savaşı Güney kazanıyor fakat Kuzey ordusu geri çekilirken bilin bakalım kim yolları tıkıyor? Savaşı seyretmeye gelen siviller. Kuzeyli siviller bu savaşın kölece ahlaksızların cezalandırıldığı, tıpkı romanlardaki gibi adaletin vuku bulduğu bir açık hava gösterisi olmasını bekliyordu. Oğlum baya kola çekirdek alıp savaşı izlemeye gelmişler. Ama Kuzey ordusu bozguna uğrayınca siviller kaçarken yolu tıkıyorlar. Ardından hem birlik ordusu hem siviller Güney ordusuna yakalanıyor. Ki Güney'in ilk muharebeyi kazanması uluslararası alanda kendine destek bulmasını da sağlıyor. Özellikle İngiltere ikiye bölünmüş bir Amerika'nın kendi çıkarları için daha iyi olacağını düşünüyor ki bu yüzden alttan alta konfederasyona yardım yapmaya başlıyor. Hatta 2 tane savaş gemisi bile inşa ediyor fakat Kuzey'in ajanları durumu ortaya çıkarıp bunu engelliyor. Söz konusu askeri teknoloji olunca bu savaş yeni teknolojilerin denendiği bir satranç tahtasına dönüyor. Öncelikle minye mermisi diye bir şey çıkıyor. Bu mermi yine çakmaklı tüfeklerden ateşleniyor ancak namlu artık yivli abi, mermi dönerek gidiyor. Öyle olunca normal misket atan yivsiz tüfekten kat be kat daha isabetli. Sonra top teknolojisi gelişiyor. İlk makineli tüfek olan Gatling gun sahaya sürülüyor. Henry tüfekleri tek tük sahada. Süvarilerin elinde ise artık kılıç sembolik durumda. Spencer tüfeği ve kol tabancalar süvarilerin elinde patır patır fişeklerle seri atış yapıyor ve iki tarafta hala daha hat piyadesi doktriniyle savaşıyor. Öyle olunca da tek muharebede %50-%60'lara varan zayiatlar veriliyor. Her şeyi geçtim. Minye mermisi kullanılan tüfeklerle birbirine açık alanda salvo atışı yapmak tam bir gerizekalılık. Zaten birçok savaşı iki tarafta hep ucu ucuna kazanıyor. Yaralandın diyelim, yeterli doktor yok, penisilin yok. Askeri teknolojiler ile ilgili donanma konusunda da devrim yaşanıyor. Mesela USS Virginia isimli ilk Ironclad zırhlı muharebe alanına giriyor. Ahşaptan yapılma gemileri darmadağın ediyor. Ardından USS Monitor buna karşılık olarak kuzey tarafından geliyor ve dünyada donanma konusunda zırhlıların dönemi başlıyor. İstihbarat faaliyetleri her iki taraf için de çok sıkıntılı durumlara yol açıyor. Öncelikle birbirlerinin telgraf hatlarını dinleyip şifrelerini sürekli çözüyorlar. Özellikle Kuzey bu işte daha başarılı. Kuzey kurumsal bir istihbarat altyapısı olmadığı için Pinkerton dedektiflik ofisini işe alıyor ki RDR2'den çoğunuz hatırlayacaktır. Güney ise daha çok kuzeyde kölelik yanlısı bürokratları ve yerel sivilleri bilgi edinmek için kullanıyor. Her iki taraf için asker bulmak savaş uzadıkça gitgide bir sorun haline geliyor. Kuzey bakıyor sadece gönüllüler ile bu iş olmayacak. Gönüllüleri teşvik için ikramiye ve para ödülü koyuyor. Bu defada birçok insan gidiyor abi, bir eyalette yazılıyor askere. Parayı alıyor, sonra kaçıyor, başka şehre gidip bir daha yazılıyor, kaçıyor derken kendine dolandırıcılıkla servet yapanlar oluyor ki Bu iyi fikir ama siz yapmayın. Bu da çözüm olmayınca Kuzey zorunlu askerlik yasası çıkarıyor. Bunun üzerine Amerika'ya yeni gelen göçmenleri bildiğin limandan takır takır alıp askere yazmaya başlıyorlar. Düşünsene abi, yeni umutlar, yeni bir hayat, teletabiler falan diye Amerika'ya gidiyorsun. Gemiden bir iniyorsun, tak gel la buraya deyip askere alıyorlar. Hatta 16 Temmuz 1863'te bu yüzden New York'ta isyan çıkıyor. Özellikle İrlandalılar isyanın başını çekiyor. Bu olayla ilgili çok güzel bir film var, New York Çeteleri diye. Leonardo DiCaprio abi de oynuyor. Seyredin, güzel. Bir de ordu homojen değil. Ondan dolayı İrlandalılardan ayrı, Almanlardan ayrı alaylar kuruluyor. Bu da komutada kopukluğa yol açıyor. Ancak Almanlar yani Prusyalılar yine çok iyi savaşıyor. En sonunda siyahilerin de askere alınmasıyla bu güney için resmen bir intikam savaşına dönüşüyor. Güneyde ise nüfus az, birçok özgür çiftçi ve büyük plantasyon sahibinin oğulları falan hep cephede. İçeride ekonomiyi döndürecek ve köleleri kontrol edecek adam kalmıyor. Kölelerin ayaklanması korkusu var. Çözüm olarak şöyle bir yasa çıkarıyor Güney. Belli bir miktar kölesi olan ve belirli büyüklükte mülke sahip olanlar para ödeyip askere kendi yerine başkasını gönderebiliyordu. Bu durumda kölesi olmayan fakir Güneylilerin "lan zenginler için mi ölüyoruz oğlum biz" diye düşünmelerine ve zaman zaman isyana kalkışmalarına sebebiyet verdi. Tren yolu ve kaynak olmadığı için Güney hep yerinde ikmal yapmaya çalışıyor. Özellikle Kuzey'i işgal ettiklerinde çiftlik gördükleri an Güneyliler çöküyordu. Bunun üzerine Kuzey'de kölelik yanlısı olan insanlar bile Güney'e diş bilemeye başladı. Bunu fark eden Kuzey, Güney'i işgal ettiğinde bu defa Güneylilerin çiftliklerini yakmaya başladı. Kısacası siviller de savaştan paylarını alıyorlar. Buna ek olarak bir de milis güçleri var. İlk etapta sınırdaki garnizonlara vurkaç yapıyorlar. Sonra iş çığırından çıkıyor. İki tarafta birbirlerinin sivil yerleşimlerini basıp terör estiriyor. Hatta banka falan soymaya başlıyorlar. Ki Jesse James gibi ünlü kanun kaçakları da aslında bu milis gruplarının içerisinde peyda oluyor. Savaştan sonra batıya gidiyorlar. Bu batıya gitme, haydutluk yapma ve iç savaşın açmazı ile ilgili size bir film önereceğim ki çoğunuz aslında bu filmi zaten tahmin ettiniz. Evet agalar, iyi, kötü, çirkin. Özellikle köprü sahnesini izleyin. İç savaşı ne kadar boktan bir hal aldığını size net olarak gösteriyor. Sergio Leone abimiz. Ha bir de bu sahne var. Sadece bu sahne ve müzikleri için bile ben bu filmi 10 kere izledim. Devam edelim. Gelelim esir kamplarına. Abi Amerikan İç Savaşı'nda savaştayken ölmek esir alınmaktan çok daha iyi bir durumdu çünkü. İki tarafta eline geçen bu kadar çok esirle açıkçası ne yapacağını bilmiyor. Güney'in esirleri beslemek için neredeyse hiç kaynağı yok. Kuzey ise duruma hazırlıksız. Takas yöntemiyle işler ilk etapta iyi gitse de Kuzey siyahileri askere alınca iş bozuluyor çünkü Güney siyahileri yakaladığı an askerden saymayıp ya direkt idam ediyor ya da plantasyona geri yolluyor. Kuzey de bunu görünce anlaşmayı bozuyor. İki tarafta esirleri kamplara tıkıyor. Bu kamplarda yaşam şartları o kadar kötü ki %30, %40 gibi ölüm oranları yaşanıyor. En nihayetinde 9 Nisan 1865 tarihinde Kuzey orduları Güneyli ünlü komutan Robert Edward Lee'yi teslim alıyor ve savaş 26 Mayıs'ta resmen sona eriyor ancak sorunlar bitmiyor. Hemen Nisan ayında Abraham Lincoln zaten suikaste uğrayıp öldürülüyor. Yani öfke daha bitmemiş. Güney'in resmen içinden geçiliyor ve Güney bir süre daha işgal altında tutuluyor. Güney için yeniden yapılandırılma dönemi başlıyor. Abi bir sürü özgür çiftçi öldüğü için toprakları boş kalıyor. Bunun üzerine Kuzey'den biraz sermaye toplayıp gelen ki bunlara halı çantalı lakabını takıyor Güneyliler. Boş arazileri ve dükkanları 3-5 kuruşa satın almaya başlıyorlar. Güneyliler için bu bir işgal. Çünkü Kuzey'den gelen bir sürü insanın arasında İrlandalısından tutun da Fransızına, Almanına envai çeşit adam var. Güney'e yerleşmesi demek Güneylilerin yaşam tarzının alt üst olması ve resmen işgal edilmeleri demek. Siyahilerin kölelik durumu hala sorun çünkü adam önceden köleydi. Bu adamın okuma yazması bile yok. Bunu özgür bıraktığında bu adam ne yapacak? Bunun üzerine ilk önce siyahilere hükümet Güney'de toprak dağıtmaya başlıyor. Fakat siyahiler bu işi beceremiyor çünkü hem sermayeleri yok hem de ticareti bilmiyorlar. Bunun üzerine bu siyahilere borç verilip bu şekilde toprakları işlemeleri sağlanıyor. Fakat faiz fazla, adamlar yine sömürülüyor. Yani borca çalışıyorlar. Tamam, siyahiler artık köle değil. Evlilikleri legalize oluyor. Mülk edinme hakları falan var. Fakat eşit değiller abi. Mesela bir siyahiye ödenen maaşla bir beyaza ödenen maaş arasında farklılıklar var. Tamam, kendi üniversitelerini ve kiliselerini kurma haklarına sahip oluyorlar. Fakat bu defa da eyaletten gerekli para gelmiyor. Yani prensip ve kanun gereği köleliği beyaz adam kaldırdı. Fakat beyaz adam hala ırkçı ve ayrımcılık hala var. 1875 Sivil Halklar Yasası ile eşitlik sağlanmaya çalışılsa da kanun var fakat eyaletlerde pek takan uygulayan yok. Tüm bu hızlı gelişen yeniden yapılandırılma dönemi Güneyli sivilleri sinirlendiriyor çünkü sadece kölelik değil ki konu. Adamların tüm sosyal ve ekonomik yaşamlarının içinden geçiyorlar. Savaşın hemen ardından 24 Aralık 1865'te Ku Klux Klan kuruluyor arkadaşlar. Fakat yeni başkan Grant Ku Klux Klan'ın da içinden geçiyor. Daha sonra bu örgüt 1915'te tekrar ortaya çıkacak. Arazisi ve çiftliği yakılan bazı Güneyli gençler de çözümü batıya gitmekte buluyor. ki şöyle genel perspektiften ünlü haydutlara da bakarsak aslında çoğu iç savaş görmüş Güneyliler zaten, ama yanlış anlaşılmasın, adamlar bunu bir nevi çaresizlikten yapıyor. Toprak, çiftlik, para, hiçbir şey kalmamış, ne yapacak ya? Güney'in fakirlik ve metrukluk durumu ta 1950'lere kadar çözülemiyor. Hatta yine bu konu ile ilgili The Boardwalk Empire dizisini veya Gecenin Kanunu filmini izleyin, güzel enstantaneler yakalarsınız. Ki bu yüzden zaten Güneyliler Amerika'da hala daha tutucudur, merkezi hükümetten pek hoşlanmazlar. Hatta iki film önerisi daha gelsin. Johnny Depp'in oynadığı Halk Düşmanı veya Bruce Willis'in oynadığı The Last Man Standing'i izleyin. Hep abi kanun kaçakları bulunmamak için bir New York'tan veya Chicago'dan aşağı güneye doğru kaçıyor bu filmlerde, çünkü güney daha metruktur. Birçok pis iş özellikle aşağı güneyde döner olayı vardı 1950'lere kadar. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Diyorum Gettysburg veya 2. Bull Run savaşı gibi birçok önemli savaşın detaylarını atladım. Genel perspektifte size Amerikan İç Savaşı'nı anlatmaya çalıştım. Eğer daha da detayına girmek isterseniz İlkin Başar Özal'ın Amerikan İç Savaşı kitabını alıp okuyabilirsiniz. Ayrıca bu videodan sonra Amerikan felsefesi ve ilk yerleşke Jamestown'dan itibaren Amerika'nın nasıl gelişim gösterdiği ile ilgili Amerika Neden Süper Güç videomu da izlemenizi tavsiye ederim. O da yetmezse açın abi Al Capone videomu izleyin. Orada da 1900'lerin New York'unu gayet net anlattığımı düşünüyorum. Öyleyse daha fazla video ve tarih için beni takip edin. Hoşça kalın.